Bakın, bu adamlar zoru görünce bunların yapamayacakları hiçbir şey yoktur. Çıkarları için herkesi satarlar. İyi de bu durumun bizim de bilgisi yok ki. Ayşe'nin nasıl adamlarla birlikte olduğunu bilin diye söylüyoruz. Onlara yardım etmekle başlarına büyük dert açtığını da. Yardım mı? Yardım vardım yok. Polise de söyledik biz. Bu suçu asla kabul etmiyoruz. Hem o kızın bu taraklarda bezi yok. Peki nerede o zaman? Neden ortaya çıkmıyor? Neden teslim olup kendini savunmuyor? Bakın lütfen siz bu konuştuklarımızı gidin babasına bir anlatın. En azından bize nerede olabileceğine dair küçük bir ipucu versin. Bak güzel kardeşim, anlatamıyorum galiba. Benim müvekkilimin bu olaylarla yakından uzaktan hiçbir ilgisi yok. Vaktimizi boşuna harcıyoruz. Asıl sen bana bak. Kabul et ya da etme. Biz Ayşe'nin bu işin içinde olduğunu biliyoruz. Ama sen o adamların ne kadar aşağılık, ne kadar tehlikeli olduklarını bilmiyorsun. Sana söylüyoruz, anlamak istemiyorsun. Baba, biz sizin müvekkilinizi suçlamıyoruz ki. Sadece yardım istiyoruz. Tamam, diyelim ki Ayça baba mesleğini yapmıyor. Bu işlere de bir ilgisi yok. Bir şekilde yolları kesişti o adamlarla. Belki de şu an mecburen onlarla beraber. Kızın tehlikede olduğunu bile bile nasıl sessiz kalırsın? İçin nasıl rahat eder? Vaktimizi boşa harcıyoruz. Bu kapı size kapalı. Müvekkilin nasıl bir adam olursa olsun, hangi suçlardan yatıyor olursa olsun, neticede o da bir baba. Kızının böyle bir pisliğe bulaşmasını ister mi? Böyle insanlarla birlikte olmasını ister mi? Eğer sizin dediğiniz gibi bu durumdan haberdar değilse en azından bilmesi gerekiyor, öğrenmesi gerekiyor bu durumu. Eğer kızın başına bir iş gelirse bunun vebali altında kalırsın. Babasına derdini anlatamazsın sonra. Konuş onunla. Anlat söylediklerimizi, bilsin. Bize yardım edip etmeyeceğine o karar versin. Konuşmasına konuşayım da bir şey çıkmaz. Sen konuş. Çıkar veya çıkmaz o zaman görürüz. Ayça dışarıda kimlerle çalışıyor, kimlerle ilişkide bu bizi ilgilendirmiyor. Bu polisin işi. Bize sadece nerede olabileceklerine dair küçük bir ipucu verin yeter. En azından tahmini bir şey. Senden haber bekliyoruz. Tamam mı? İyi günler. Aptal herif. Konuşacak baba, konuşacak. Bak gör, boşuna gelmedik buraya. İnşallah.